Milföyleri bütün olarak pişiriyorum ve sadece iki katmana ayırıyorum. Hani o pofidik dokusu vardır ya onun böyle kabaran, hafif açılan o dokuyu yerken hissetmek istiyorum. Bunlar zaten şu an hepsi oda sıcaklığında. Direkt şu şekilde. Şu şekilde açacağım. İlk iş olarak bunları hemen 180-200 derece ısıtılmış fırına göndereceğim. Neden? Kullanmadan önce oda sıcaklığına gelmiş olmalarını istiyorum. Ve hemen fırına gönderiyorum. Şimdi ne dedim? Muhallebiden bozma, kandırıkçı ama bir o kadar lezzetli krema yapacağım. Tenceremin altını açtım. O ısınırken ben hemen içine tereyağı kullanacağım. Bu kendi halinde burada güzelce erisin. Birazcık limon kabuğu rendesi ve de limon suyuna ihtiyacım olacak. Yağım güzelce eridi. Ben hemen ne demiştim, yaklaşık 10-11 yemek kaşığı tepeleme unumu içine ekliyorum. Şöyle biraz altını kısacağım. Güzelce kokusu çıkana kadar bunu kavuracağız. Şimdi hemen 1 litre sütümü içine yavaş yavaş ilave edeceğim. Sütümün hepsini güzelce ağır ağır unuma yedirdim. Şimdi ne demiştim? Yaklaşık bir su bardağı 200 gram toz şekerimi koyacağım. Hepsini ekledim. Hemen limon kabuklarımın rendelerini içine koyuyorum. Siz sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Yine güzelce karıştırın. Şimdi aynı limonun suyunu da kullanacağım ben. Biraz birek gücüne ihtiyacım var. Güzelce bunu daha yaparken koyulaşmaya başladı zaten. Kremamı son bir kere karıştırıyorum. Arkaya soğuması için alıyorum. Akabinde milföylerim pişecek ve ben hemen geri geleceğim. Kremam tam istediğim gibi böyle macun kıvamına geldi. Ben şimdi fırınımdan milföylerimi de alacağım. Onlar da minicik minicik kabardılar. Burada birazcık soğumaları gerekiyor. Hemen çikolatalarımı koyacağım. Hızlı bir şekilde onların erimelerini istiyorum. Bir spatula yardımıyla şu şekilde karıştıracağım. O esnada da çileklerimi yanıma alıyorum ben. Mümkün olduğunca aynı boyda çilekleri seçeceğim. Yok değillerse boylarını eşitleyeceğim. Ne demiştim? Bu harika kremayı daha da böyle havalı hale getirmek istiyorduk. O yüzden birazcık krem şantiden faydalanacağım. Yaklaşık bir paket krem şanti kullanıyorum. Hani şu hazır satılanlar var ya, onların bir paketi 25 gram oluyor. O bizim için yeterli. Bunu hemen içine döküyorum. Bir çay bardağı da şu şekilde göstereyim. 110-120 mililitre kadar, çünkü katı bir krem şanti istiyorum. Soğuk sütüm var, onu içine hemen döktüm. Hemen başlıyoruz. Krem şantim tam istediğim gibi böyle köpük köpük bulut kıvamında oldu. Şimdi o burada duracak. Kremam hazır. Ben hemen bir çikolatalarıma bakıyorum. Onlar da olmak üzere. O zaman çok dikkatli bir şekilde kesme tahtamın temiz kısmına milföylerimi alacağım. Bunları direkt dikkatli bir şekilde, şu üstlere ayrı bir dokunuş yapacağız. Sanıyorum sunum için 4 tane yeterli olacaktır. Hemen bir yandan da çikolatamı kontrol ediyorum. O gayet güzel erimiş. Altını kapattım. Şuradan bir tane servis tabağı alacağım. Şimdi milföyleri şu şekilde elinize alıyorsunuz. Üzerlerine. Bunu hemen sonra bir tane çileği bütün bir şekilde üzerine şöyle oturtacağız. Evet, bunları kısa bir süreliğine içleri hazırlayana kadar buzdolabına koyacağım. Bu harika yaptığımız kaplamaya aynen içine döküyorsunuz. Burada dediğim gibi dikkat etmeniz gereken tek şey, bunun lütfen en az oda sıcaklığında olması gerekiyor. Aksi takdirde krem şantiyi gereğinden fazla cıvıtmış olursunuz. Bunun içine de yine hemen bir çay kaşığı vanilya özütümü ekleyeceğim.
Onu da koyduk. Önce düşük devirde başlıyorum. En düşük deviri kullanın. Şimdi çok dikkatli bir şekilde milföylerimin içini bunlarla dolduruyorum. Servis tabağını mümkün olduğunca az kirleteceğim. Aynı boyda olanları seçiyoruz. Bu arka kısımlarını düzlüyoruz. Hafif böyle minik minik kenarlara böyle taşırın. Hani artık doğal organik görüntü moda ya, evde yapıldığı belli olsun. Geldik son böyle minik dokunuşlara. Birazcık da tabağımıza serpelim.